Evet, dün programımızda bunlar oldu. Bugün 29 Ağustos Perşembe'deyiz. Ben Cengiz Semercioğlu. Hafta içi her gün olduğu gibi yine 10.30-12 arasında TV100 ekranlarında karşınızdayız efendim. Yine konuklarımla gündemdeki konuları konuşacağız. Bugün de gündemimizde biraz sağlık var, biraz sağlıklı beslenme var, biraz da yeme içme var. Yani ikisini biraz dengelemeye çalışacağız bugünkü programda. Çünkü sevgili Ender Saraç birazdan bizle beraber olacak. Doktor Ender Saraç'ı hepiniz tanıyorsunuz. Hem televizyon programlarından hem sağlıklı beslenme ile ilgili verdiği kıymetli bilgilerden. İşte o kıymetli bilgilerin bir kısmını bugün bizle paylaşacak. Bakalım, yaz bitti, Eylül geldi. Bu yaz kilolarını falan nasıl vereceğiz, nasıl sağlıklı beslenmemiz lazım? Bunu Doktor Ender Saraç'la konuşacağız. Hemen ardından da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bizle beraber olacak. Sayın Fatma Şahin'le de neyi konuşacağız? Gastroantep'i konuşacağız. Çünkü 12-15 Eylül tarihlerinde, lütfen not edin, Gaziantep'le ilgili bunu not edin. 12-15 Eylül tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Gastroantep'in, gastronomi, Gaziantep'in yemesi, içmesi, kültürü, tarihi güzellikleri ve tabii ki unutulmaz mutfağı, eşsiz mutfağı Gaziantep'in. Onunla ilgili bir festival düzenleniyor, Gastroantep diye. İşte onu konuşacağız Sayın Fatma Şahin'le, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'yla. Az sonra. Şahin sabah sohbetinde. Hoş geldin bakalım başkanım. Teşekkür ederim. Hoş geldin Sefacığım. Aynı zamanda Gaziantep'in ilk kadın milletvekili olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni projelerini ve bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında ikinci kez yapılacak olan Gastroantep Festivali'ni sabah sohbetinde anlatıyor. Biz çok kuvvetli bir ekibiz. 1 milyon genç var bu şehirde. Karşımda muhteşem bir hazine var. Ender Saraç'tan sağlıklı yaşama dair tüyolar. Hafızası yorgun olanlar, beyni yorgun olanlar için vizeler veya sınavlarla boğuşanlar için çok güzel öneriler olacak. Kağıt kalemlerinizi hazırlayın. Doktor Ender Saraç vücudu gençleştiren ve dinç tutan çok özel bilgiler paylaşıyor. Lütfen akşam güneş battıktan sonra başta koyu çay ve kahve olmak üzere uyarıcı içecekleri kesmende fayda var. Hepsi ve daha fazlası Cengiz Semercioğlu'yla sabah sohbetinde. TV 100 ekranından ayrılmayın. Evet, 29 Ağustos Perşembe'ye başlıyoruz. Kimle başlıyoruz? Doktor Ender Saraç'la başlıyoruz. Günaydın Cengiz, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Valla bir 20 sene geçmiştir değil aynen, mi? Aynen, valla aynen. İyi gözüküyorsun maşallah. İyi miyim bilmiyorum ki. Yok, iyi. Şimdi programı açarken onu söyledim. Böyle yaz kilolar oluyor hocam. Eylül'e yani. Geldik şimdi. Yani şimdi hani Eylül'e geldik, ne yapmamız gerekiyor onu konuşacağız ama evet. Asıl iyi olan sensin. Yani gerçekten dikkat her ediyoruz. Zaman böyle fitsin. Her zaman sağlıklı, incesin. Tabii ki yediğine içtiğine bedelini ödüyoruz. Bedelini ödemeden olmuyor. Ama burada. Şöyle ya, düşünsene bu konuyla ilgili bilgiler veren, fikrine inandığımız ismi şöyle 90 kilo olduğunu falan. Öyleleri de var yani. Olmaz, evet, yani çok böyle aşırı kırış kırış konuşurken deyip hafızası giden veya çok göbek vücut proporsiyonları uygun olmayan kişiler de var. Olabiliyor tabii ki. Ama sen ne yiyorsun, içiyorsun peki? Nasıl, neye dikkat ediyorsun? Valla bir kere spor ben yapıyor musun böyle? Gerçekten peki, senin hayatını merak ediyorum. Şöyle. İşte ben Eylül'de 60 yaşına basıyorum. Ondan maşallah. Sonra inşallah sen de davetin güzel güzel bir kutlama yapacağız inşallah. İnşallah. Şimdi bir kere hayatı çok seviyorum ve insanları çok seviyorum. Hı-hı. Gerçekten. Onun dışında egzersizi asla ihmal etmiyorum. Her gün bazen özel hocayla çalışıyorum, bazen dışarıda yürüyorum, bazen yüzüyorum ama yürüyüş, mutlaka yani yürüyüş var, yüzme var. Şimdi sadece yürüyerek kas yapamayız. Hı-hı. Yürüyerek sadece vücudu çok şekillendiremeyiz ama yürüyerek depresyondan, birçok hastalıktan, kalp krizinden, birçok şeyden korunuruz, yağ yakarız ama vücutta kas yapamayız. O yüzden yürümek şart ama haftada en az 2-3 kere de direnç egzersizleri yapmamız. Aletli pilates, dövüş sporları, ağırlık çalışmaları gibi direnç egzersizleri şart kas yapmak için. Belli bir yaştan sonra kaslar eriyor. Evet. Kaslar ve kemikler eriyince de metabolizma, kalori tüketimi bozuluyor. O nedenle kas kaybını durdurmak için bol protein almak, bol antioksidan almak ve direnç egzersizleri yapmak şart. Onun dışında gece çok geç ve ağır yemiyorum.
Kızartma, beyazın beyaz şeker az hayatımda. Hiç olmamasını destekliyor muyum? Hiç ekmek yemeyin. Hiç tatlı yemeyin. Bu çok yanlış bir şey. Yanlış asla. Yanlış değil. Çok yanlış. Öyle mi? Çok yanlış. Ekmek yem... Yani o zaman Canan Karatay bize zehir diyor ekmek için falan filan. Şimdi Canan Hanım'a çok hem sevgim hem saygım var. Çok kıymetli bir hekim. Dediklerinde çok önemli doğrular da var ama ekmek konusuna ben katılmıyorum. Çünkü bir kere sabahleyin şöyle güzel bir CS buğdayından veya kara buğdaydan veya organik bir tam çavdardan veya tam eski usul dinkel kızıl buğday eski usul buğdaydan ekşi mayayla en az 8-10 saatte mayalanmış bir tam tahıllı ekmek kesinlikle bağırsakları çalıştırır, B vitamini kaynağıdır, mutluluk verir. Çünkü kızarmış bir dilim ekmek ben sabahları yerim. Onu böyle güzel zeytinyağı, kekik, zahter banarım. Zeytini şöyle domatesle dolayıp yerim. Yani bu bir keyiftir. Keyif almak, lezzet almak sağlık açısından gereklidir. Ekmeği yeme, tatlıyı yeme, çikolatayı yeme, asla şunu ağzına koyma, buna dokunma. Bunun yarattığı stres o maddenin oluşturabileceği zarardan daha kötüdür. Ama ne yapıyorum? Ben günde en fazla bir dilim ekmek yiyorum ve doğru ekmeği yiyorum. O da çok iyi geliyor. Peki tuz ve şekeri nasıl kullanmamız gerekiyor? Tuzu ben genelde ya Himalaya tuzu ya da ülkemizde Tunceli'nin Plümür, Yozgat, Çankırı gibi çok kaliteli kaya tuzları var. 50 milyon, 80 milyon yılda oluşmuş. Himalaya tuzları 150 milyon yılda oluşmuş gibi. Ben doğru kaya tuzunu kullanırım. Çok tuzsuz beslenmem. Çünkü benim tansiyonum düşüktür. Fazla tuzsuz yerse kas krampı, halsizlik, güçsüzlük olur. Ama bu tuzlu yiyin demek değil. Her bünye kendisine göre tuzsuz, az tuzlu, yeterince hatta bazen de daha bol tuzlu tüketir. Bu bünyeden bünyeye değişir. Değişir. Tuz bu, var. Ama şekere hayır. Şeker yok değil mi? Şöyle hayır. Arada şimdi birazdan Sayın Bakanımız gelecek. Aynen. Antep Belediye Başkanı. Ben kendisini de tanıyorum ve çok kıymetli bir, çok çalışkan bir kişidir. Onu kesinlikle biliyorum. Ben de Antep'te görevliyim. Şeyindeydi. Ben de oradaydım. Beraberdik zaten. Evet. Basın toplantısında beraber. Evet, beraberdik. Bu sene ben de gidiyorum. İlk defa Gastro Antep'te bu sene ben şöyle bir konferans vereceğim. Antep yemeklerini yani lezzetli yiyip nasıl kilo almayız? Baklava yiyip nasıl kilo almayacaksın? Aynen. Ben de yiyorum arada. Antep'e gittiğimde baklava yemeyecek miyim? Aynen. Hele orada bir şef var. Doğa şef. İnanılmaz birisi. Korkunç böyle yetenekli bir şef. Genç. Ona ben hayranım. Yani şahane. Antep mutfağının orijinalliğini bozmadan çok güzel sunumlar yapıyor. Fatma Hanım inanılmaz destek veriyor gastronomiye. Gastro Antep'te ne yapacaksın? Konuşmacı olarak? Evet, konuşmacı olarak katılıyorum. Ondan sonra Antep'e gittiğimde yiyeceğim tabii ki. Yuvalamasını da yiyeceğim. Belki bir kebabını da yiyeceğim. Güzel değecekse, iyi bir baklavaysa tok karnına olmadan iki kare baklava da yiyeceğim. Çok ama yürüyüş yapacağım. Ama. Şimdi tatlıdaki en büyük sorun Cengiz tok karnına yemek. Neden? Çünkü normalde bir yemek yedin. Pilav, kuru fasulye, balık, tavuk, mercimek. Yani normal bir yemek yediğini düşün. Normal yediğin yemekte özellikle pilav, makarna, ekmek, hamur işi, pide bunlar hızla beyaz undan yapılan şeyler şekere dönüşüyor. Ve sen yemek yerken kan şekerin yavaş yavaş yükseliyor. Fakat doyma hissi ve kan şekeri yükselince verilen sinyal anında gelmiyor sana. O biraz böyle dakikalar sonra geliyor. Orada biz hele hızlı yersen o yüzden hızlı yemeyin. Yavaş yavaş küçük lokmalar halinde uzun uzun çiğneyin diyor. Özellikle altını vurguluyor. Biz böyle yemeği aspire ediyoruz. Öyle değil. O yüzden küçük küçük lokmalar halinde yavaş yavaş çiğneyerek o şekilde yemekte fayda var. Şimdi doyma hissi geldi. Kan şekeri yükseliyorken bir anda yemeğin üstüne tatlı üzümler, kavunlar, karpuzlar veya baklavalar, irmik helvaları, işte sütlü hangi tatlı olursa geldiği zaman zaten yükselen kan şekerini bir anda çok hızlı fırlatıyor. İşte ondan sonra insülin direnci. O zaman aç karnına mı yemeği tavsiye ediyorsun? Bravo. Size? Zaten geleneksel tıpta da genelde tatlıyı ya aç karnına yerler ya da iki yemek arasında ara öğünde. Yani yemek bittikten iki saat, iki buçuk saat sonra. Ben Antep'e gittiğimde ne yapıyorum? O güzel baklavayı yemeyecek miyim? Evet. Tabii ki yiyeceğim. Ama ne yapıyorum? Yemekte karbonhidratı az yapıyorum. Mesela pilav, makarna, pide, ekmek onları çok az yapıp protein ve sebzeyi bol alıyorum. Bir de şimdi ama sen sırları almayan Antep'te anlatacağız bunları. Evet. Zahter çayı. Zahteri bilir misin? Bilirim. Bilirim. Ama zahter şeydir nedir o? Baharat? Yabani kekik diyelim. Evet. Yabani kekik. Zeytinyağına aynen böyle ince uzun ince uzun böyle sanki biraz biberin zahter Antep'e hatta ülkemize verilmiş bir hediyedir. Öyle mi? Damarları açar, kolesterolü düşürür, kan şekerini düşürür. Şimdi Antep'te ne yapıyorlar? Zahter çayı içiyorlar. Ama o geleneği kaybetmişler. Diyorum ki kaybetmeyin sevgili Antepliler hatta Urfalılar, Adanalılar hiçbir yeri. Hatta Türkiye'nin hiçbir yeri. Şimdi zahter içtiğin zaman kan şekerini dengeliyor. Dolayısıyla tok karnına tatlı yemezsen
Yani öğlen yemeğini yedin 1'de, akşam yemeğini yiyeceksin 6'da, saat 3 gibi 4 gibi. İki kare gidip de böyle kocaman devir tabak değil. İki kare baklava yeter zaten. Gayet de iki kare baklava ye. Yanında da bir zahter çayı iç. Bitti. Onu dengeler. Onu dengeler. Ama tabii egzersiz de yapıyorum ben. Antep'in sokaklarını ağzı arşınlamamışımdır ya. Bu arada mahlep, tarçın, kekik, zahter, onun dışında kuşburnu ve çayı. Bunlar da genel olarak kan şekerini dengeler, düşürürler. Zerdeçal da söylüyorsun sen. Zerdeçal kan şekerini düşürmekten ziyade bilinen en güçlü alkali madde zerdeçal. En güçlü bilinen alkali madde zerdeçal. Zerdeçal inanılmaz şifalı bir baharat. Neye yarar? O şöyle, bir kere alkali olduğu için biz asidik besleniyoruz. Genel olarak birçok şeye karşı bizi koruyor ama en önemli etkisi karaciğer ve safrayı temizliyor. Ağır metalleri temizliyor. Bu çok önemli bir konu Cengiz. Çoğu hekim bilmiyor. Şunu zerdeçal bitirdikten sonra değinmek istiyorum ağır metallere. Zerdeçal bilinen en güçlü anti enflamatuvarlardan biri. Yani mikropsuz iltihaba karşı mücadele ediyor. Bunu romatizması, eklem sorunları, artriti, işte birçok enflamasyonları, çoğu hastalık bu enflamasyondan ortaya çıkıyor. Asidik beslenme, fast foodlar, fazla kırmızı et, şarküteri, beyaz un, beyaz şeker, kızartma, asitli içecekler gibi. Zerdeçal bunlara karşı bu dur diyor. Müthiş bir şemsiye oluşturuyor. Ben o yüzden her gün bir zerdeçal hapı alırım ama daha iyi emilmesi için Hintler bunu köri olarak yapıyorlar. Yani biraz ghee ile, sade yağla ve karabiber, zencefil, kimyon gibi baharatlı. Biz sevmiyoruz bunu. Bize çok çirkin geliyor körenin tadı. Evet. O zaman diyorum ki zerdeçalı ya pişirirken yemeklere koyun ya da biraz zeytinyağı ve karabiberle şöyle hafif bir döndürün veya hazır piyasada hapları var o şekilde kullanın. Zerdeçal gerçekten ömrü korumak için, daha kaliteli bir yaşlık için müthiş ve Alzheimer'e karşı da koruyor. Öyle mi? Evet, Alzheimer'e karşı koruyor. Karaciğer ve özellikle alkol tüketenlerde, kimyasal ilaç tüketenlerde karaciğer yağlanması safrayı temizliyor. Ya gerçekten ömrü uzatıyor. Ve birçok böyle enflamasyon dediğimiz mikropsuz iltihabı, romatizması, eklem kireçlenmesi birçok şeye karşı koruyor. Şimdi müsaade edersen ağır metalleri şimdi biraz değinmek istiyorum. Neden alırız en fazla biz ağır metalleri? Şimdi ağır metalleri... Yani beslenirken balıktan mı... Şimdi dip balıkları maalesef ben Karadeniz balıklarına hayranım ama Karadeniz kapalı bir göl ve bütün Ukrayna'nın, Bulgaristan'ın, Rusya'nın, işte bütün Gürcistan'ın hepsinin tuvaletleri, lağımları nereye gidiyor? İdrarları, büyük abdestleri, şeyleri nereye gidiyor? Karadeniz'e. Bütün boya fabrikaları, deterjanlar, sanat nereye veriliyor? Karadeniz'e veriliyor. Ve Karadeniz çok akıntılı bir deniz değil. Yani ondan sonra orada dibe çöküyor bunlar. Dip balıkları özellikle, kıyıya yakın dip balıkları, dil balığı, kalkan gibi riskli. Bir de şu midyeyi ne olur çok yediğinizde, midye hacminin bin misli suyu filtre eder. Midyenin görevi yarısı deniz dibinin çöpçüsüdür. Hacminin bin misli suyu filtre eder ve ağır metal doludur. O yüzden İstanbul'da, Karadeniz'de, İzmir Körfezi'nde, İzmit'te, Marmara yakınlarında çıkan midyeyi lütfen yemeyin. Tamamen ağır metal dolu. Dişteki amalgam dolgular. Ondan sonra gereğinden fazla hekime danışmadan ve çok fazla yapılan aşılar ki alüminyum şeyi şu an çok tartışma konusu biliyorsunuz. Ondan sonra kullandığımız bütün bu alüminyumlu deodorantlar o kadar çok şeyde ağır gırtlağımıza kadar şey doluyuz. Ağır metal doluyuz. Kişniş ve zerdeçal falan filan bile değil mi o hepsi? O kadar çok şey. O yüzden ağır metaller nedir? Nelerde bulunur? Bu sıkılan böcek spreyleri o kadar çok şeyde var ki dişteki dolguya kadar, deodorantların bir kısmına kadar. İnternete girip bir ağır metaller nelerde var okusunlar. Ağır metalleri temizlemeden o yorgunluk, cilt sorunları, erkeklerdeki sperm düşüklüğü, kadınlardaki birçok bozukluklar, kronik halsizlikler, kronik hastalıklar, çok ciddi hasta burada zikretmek istemiyorum ama çok ciddi riskleri var. Ağır metal entoksikasyonu, zehirlenmesi çok yaygın. 10 kişinin 6'sında 7'sine çıkıyor tahlillerde. Buna karşı çok dikkatli olmak lazım. Ne öneriyorsun burada ağır metallere karşı? Ağır metalleri temizlemek için bir bazı killer var. Kil içecekleri var. Onları içtiğiniz zaman bağırsaklarda bağlıyor. İkincisi kişniş özleri ve zerdeçal faydalı. Onun dışında da hacamat en yararlısı. Vücuttaki ağır metalleri en iyi temizleyen şey ki bu konuda üniversitelerin bilimsel araştırmaları da var. Hacamatta özellikle o toksik bölgedeki kanları alarak ağır metallerde bir düşme yapabiliyor. Hani kişniş, zerdeçal, bu özel kil içeceklerini içmek,
ağızdaki dolguları çıkartmak, dip balıklarını, kapalı denizler, riskli körfe, dip balıkları ve midyeyi tüketmemek, bütün bunların hepsi birer koruyucu neden. Ya bu hacamat meselesi bana hep böyle şey geliyor. Ütopik çocuk. Çocukluğumuzda hatırlardık böyle anne. Kupalar çekilirdi. Kupalar böyle şey yakardı falan, hemen böyle kupalar çekilirdi falan, böyle o da şey hatırlıyorum. Sonraki yıllarda biraz hayatımızdan çıktı ama tıp yine keşfetti bunu. Evet, şimdi yeniden evet. Çok popüler oldu. Nasıl moda oldu biliyor musun? Justin Bieber, Lane, Madonna, ondan sonra bu şey Michael Phelps yüzme şampiyonu. Onların hepsi hacamat yaptırdı. Önce bizim kendi bilgimizi batıdan onaylayınca tekrar kabul ettik. Tekrar şu an Sağlık Bakanlığı sahip çıktı buna. Yaygın bir şekilde. Biraz gerçekten inanılmaz iyi sonuç alıyorum. Ya şimdi ben hiç hayatımda yaptırmadım Ender. Gel yapalım. Şimdi onu anlatacağım. Eylül ayında. Geçen ay mı ne bir arkadaşım sana gelmiş. Bir şey yapıyorduk falan, bir şeyden açıldı. Ya dedi hacamat yaptırdım dedi. Ve o da ilk defa yaptırdım diye. Ya dedi inanılmaz çıktıktan sonra da inanılmaz kendimi iyi hissediyorum. Doğru. Uzun süre doğru. Falan acayip şey doğru. Almış. Ne pozitif geri dönüşümü almış. Ben yılda 3 defa yaptırıyorum kendime. Bende de biraz bu dişteki dolgulardan dolayı civa yüksekti. Hemen düştü. Şöyle daha uzun ve daha uzunu diyemeyiz. Onu Allah biçiyor ama daha evet. Daha kaliteli bir yaşlılık için, hı-hı. Daha kaliteli bir yaşlılık için hacamat, ozon, kilo kontrolü, egzersiz, koenzim Q10, omega 3 destekleri, ondan sonra bazen arada selenyum, antioksidanlar ve stresle başa çıkma teknikleri, bu paketi uyguladığınız zaman gerçekten yaşlanma çok yavaşlıyor, evet. Ve hastalanmıyorsunuz. Yani hastalanmadan kendinize bakın. Benim bütün isteğim hastalanmadan kendinize bakın. Kişisel koçluk da yapıyorsun sanatçılara. Doğru. Bazı oyunculara. Evet, doğru. Ve onlarla birebir çalışıyorsun. Mesela doğru. Onlara neler tavsiye ediyorsun? Şimdi mesela evet. Yeme içme mi tavsiye ediyorsun? Şey tavsiye ediyorsun, bu kolajen mi ne var? Evet, kolajen içecekleri var. Tüpler falan var, evet, galiba doğru, değil mi? Doğru. Öyle bir seriler çok işe falan. Yarıyor. Şimdi ihtiyaca göre. Diyelim ki Cengiz sen ünlü birisin. Sahneye çıkacaksın, hı-hı. Veya fotoğraf vereceksin albüm önce. Gerçi artık Photoshop'tan çok bir şey gerek kalmadı. İncelticiler var. Herkes geçen Photoshop. Mustafa Sandal'ı, Mustafa'yı iyi tanıyorum. Arkadaşlar Mustafa şey, küçücük bir şey çıkmış biliyorsun olayı. Ondan sonra. Gerçi bize ihtiyaç kalmadı artık. Değil Photoshop'ta inceltebiliyorlar. Bir kere kişide ilk önce detaylı bir kan tahlili istiyorum. Çünkü kan tahlili olmadan hiçbir hastaya ben elimi sürmem. Ya dışarıda yaptırmıştır, yaptırmadıysa da ben isterim. İyi güvenilir bir yerde. Erkeklerde özellikle 40 yaşın üstünde testosteron, B12 vitamini, D vitamini, protein, tiroid testleri, karaciğer, kan yağı. Bir kere eldeki malzemeye bir bakıyoruz. Kadınlarda da ona göre tahlil istiyoruz. Bir. İkincisi eğer çok fazla obezite varsa ben ultrason da isterim. Karaciğer yağlı mı? Karaciğer yağlıysa o karaciğeri bir temizlemek lazım. Hemen metabolizma değişiyor. Üçüncüsü Ayurveda'ya göre bir nabız muayenesi var. O nabız muayenesi bizim Ayurveda hekimleri için çok önemli bir şey. Onu yapıyorum. Dördüncüsü gelişmiş bir vücut bileşenleri analizi cihazıyla yağ oranı, kas oranı, hücre içi, hücre dışı bunlara bakıyoruz. Yani belki sen fit gözüküyorsun ama belki çok yağlısın. Veya belki bir tık kilolu gözüküyorsun ama kaslısın, kemiklerin gibi. Ona bakıyorsun. Bütün bunlar olup bittikten sonra detaylı bir anamnez alıp neye ihtiyacı var ona saptıyoruz. Yani kolajene mi ihtiyacı var, D3 vitamini mi düşmüş, strese bağlı iştah bozukluğu mu var, asidik mi besleniyor, göbek belde mi yağlanması var ona göre. Mesela son dönemde de liposuction'a alternatif olan bu cool sculpting var. Yani yağları dondurarak parçalaması. Ondan çok iyi sonuç alınıyor. Öyle mi? Erkeklerde jinokomasti çok yaygınlaştı. Jinokomasti de gıdıda bu yanlarda, göbekte tek seansta mesela artık liposuction'a gerek kalmadı bu yöntem. Ya da ne? Cool sculpting yani yağları dondurarak parçalama. Onlar çok başarılı vücudu şekillendirmede. Sonra radyo frekans çalışmaları var ameliyatsız kırışıklıklar için. Yani çok çok şey var. Ama bir doğru yok. Kişinin yaşına, cinsiyetine, mesleğine, maddi durumuna, zamanına verebileceği efora göre butik olarak hizmet veriyoruz. Tamam, evet. Onlar sanatçı tarafı. Şimdi bizi izleyen seyirci tarafına gelelim biz. Yani seyirciye... İzleyici ne yapsın? Evet, güzel. Ne yapsın diye. Mesela neleri tavsiye ediyorsun? İşte. Şimdi hemen söylüyorum, 10 madde söyleyeyim. Lütfen. Bunu yapanlar, bir, akşam güneş battıktan sonra yemek yemeyin. İki öğün beslenin. Şöyle gecikmiş 10-10.30 gibi Cengiz'i seyrederken geçin karşısına, hı hı. 10.30'da koyun protein artı bir kahvaltı. Çökelek peyniri, çörek otu, sivri biber, bol yeşillik, bir tatlı kaşığı bal, bir dilim doğal bir ekmek, bir veya iki yumurta kilonuza göre. Yani sağlam bir protein kahvaltısı ve bol yeşillik. Ondan sonra arada sadece şekersiz bir meyve. Mesela 3-4 tane ceviz veya biraz badem veya biraz fındık. Hı hı. Kişim taze fındık, taze cevizi ısrarla öneriyorum. Yanına da böyle yaban mersini, greyfurt, yeşil elma, kiwi gibi az şekerli bir meyve ara öğünde sadece. Akşamda haftada iki kere bakliyat mutlaka. Yeşil mercimek, nohut, sarı mercimek, barbunya fasulyesi, börülce gibi. Onun yanına da ya bulgur
ya kabuklu pirinç ya kara buğday gibi nispeten gluteni düşük veya az olan bir tahıl ve kocaman bir salata veya zeytinyağlı yemek, taze fasulye, kabak, semizotu gibi mevsimin, mutlaka mevsimin sebzesi. Günde bir saat yürüyüş. Günde 2 litre su, mutlaka su. Evet, şimdi suya değinecektim ben de. Yani ne kadar içmek gerekiyor? Çok içmek zararlı mı? Şimdi bol su tüketin diye hep tavsiyeleri duyuyoruz. Ama abartma da lazım. Çünkü çok abartırsan Cengiz, bu sefer ne oluyor? Vücut iyon ve mineral kaybediyor. Hele yazın bir de terliyorsan sadece su olmaz. O yüzden günde 2 şişe de maden suyu için diyorum. Evet, sen maden suyu içe bir de bir şeyler öneriyorsun. Ne? Şöyle, yani maden suyu içmeyi sevmiyor bizim toplum. O zaman içinde ince bir dilim limon, birkaç yaprak nane, bazen bir kabuk tarçın veya karanfil veya bir iki böyle işte ahududu, elma dilimi, kavun, karpuz gibi bir şeyler. Hatta ben maden suyunu direkt severim ve içerim. İçemeyenler de onu böyle bir hoşuna süslü püslü bir şey içebilirler. Sonra ama ısrarla akşam hava karardıktan sonra yemeğin güneşi diyorsun. Güneşi takip edin. Kahve gibi. İçebilirsiniz. Bazen ben de canım çok çekiyor. Mesela bir tane sade Türk kahvesi içiyorum bazen ama genelde içmiyorum. Onun yerine mesela böyle daha rahat. Hadi gün çok yoruluyoruz Cengiz. Trafik, çok konuşuyor. Yani yorgun giriyoruz. Akşam saatlerini ailemizle geçirip, sohbet edip daha az sürekli şu haldeyiz. Aynen. Devamlı şu haldeyiz. Evet. Yani bir akşamleyin bir kalmdan bir sakinleş. Akşamleyin mesela melisa çayı iç, papatya çayı iç, rezene çayı iç, hazmetsin. Bağırsaklarına iyi gelsin. Anason çayı iç, kuşburnu çayı iç. Yani daha böyle rahat bitki çayları iç. Çok acıkıyorsan birazcık böyle leblebiye, yani az ne bileyim bir parça belki tatlı istiyorsan dut kurusu. Beyaz leblebi, sarı leblebi mi? Fark etmez. Öyle ikisi mi? De olur. Leblebi nohuttur, %11'i proteindir sonuçta. Mide suyunu alır, iyi gelir refliğe. Mesela akşamleyin güzel bir uyku çek. Ve saatler saati bu artık Instagram, Facebook, WhatsApp. O ona dedi, bu bunu dedi, şu yaptı, bu bunu ya. Bir sanal alemi akşam bir tamam bak, ben de bakıyorum. Bende de o hastalık var, itiraf ediyorum. Ama artık kontrol ediyorum kendimi. 10 dakika bakıyorum, işim gereği olan birkaç bir şeyi cevaplıyorum. WhatsApp'ta arkadaşlarla konuşuyorum, bitiyor. Zaten bütün uzmanlar şu mavi ışığa maruz kalmayı, sürekli cep telefonu karşısında, aynen, tablet karşısında, aynen, ekran karşısında, aynen, sonuçta mavi sürekli ışık, bir doğru, o mavi ışıkla ilgili. Ama ben telefonumda mavi ışığı kılıp şey moduna alıyorum, mavi ışık filtresini çalıştırıyorum ve biraz da ekran ışığını kısıyorum, o şekilde kullanıyorum. Doğru. Mesela bu şeyi siyah sarımsağı senden duydum ben. Evet. Vallahi bilmiyorum ben. Çok müthiş bir şey. Ne bizde üretiliyor mu, Türkiye'de? Türkiye'de de var. Yurt dışından gelen ilaç formunda da var. Bu şöyle, bildiğimiz iyi bir sarımsak. İşte ekrana geldi. Bravo. Sizin arkadaşlar iyi çalışıyor maşallah. Şimdi siyah sarımsak şudur. Normal bildiğimiz sarımsağın ortalama 60 dereceye yakın bir ısıda birkaç hafta beklemesiyle oluşan kalori. İçinde S-alilsistein diye bir çok güçlü bir antioksidan var. Tansiyon, kansere karşı korunma, kalp damar hastalıkları ve de kokmuyor da. Ben ara ara küre olarak, şimdi yazın ben pek bir şey kullanmam, hap olarak yutuyorum ama aktarlarda veya şeylerde bu aynen siyah sarımsak bildiğimiz sarımsağı, diş şeklinde de var. Bildiğimiz sarımsağı ama ısıtılarak elde ediliyor. Aynen bildiğimiz sarımsağı. Yani. Ama şunu söyleyeyim, Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağının üstüne yok. Yok. Bir de Tunceli'nin de kokusuz küçük bir sarımsağı var. O ikisi, Tunceli'nin bu küçük sarımsağı, kokusuz sarımsak diyorlar. Bir de Taşköprü sarımsağının üstüne yok. Şimdi uluslararası bu araştırmalara falan da bakınca, ben de meraklıyım, bazen araştırıyorum falan. Bu kanseri engelleyen, önleyebilecek listeler falan yapıldığında ilk 2'de 3'te hep sarımsakla soğan, doğru, ve domates çıkıyor. Doğru. Ne diyorsun bununla ilgili? Kesinlikle doğru. Ben buna yine soğanla akraba olan pırasayı da katıyorum. Öyle mi? Pırasayı sevemedik gitti, ben çok severim ve yerim. Pırasa soğan kadar değerlidir. O da kansere karşı savaşır ve kışın pırasa, yazın bamya, bağırsakları en çok çalıştıran iki bamya da. İki sebze. Bizde de ikisi de çok sevilen şeyler, bamya da. Vallahi sevmeye çalışın. Çok faydalı ikisi de. Evet. Yani tahmin edeyim, bamya özellikle eklemler, eklem sağlığı, dizler için çok faydalı. Hı hı. Pırasa da bağırsak kanserine kadar koruyor ve çalıştırıyor. Çok önemli. Hatta bağırsak florasını olumlu etkiliyor. Şimdi soğan, pırasa ve sarımsak içerisinde, hatta brokoli, Brüksel lahanası, turp, lahana, bunların içinde o biz kötü kokuyor diyoruz ya, sevmiyoruz. En büyük şifası işte o sülforolan bileşikleri, o sülfür kokusu. Hı hı. Bu kansere karşı koruyor. Dolayısıyla çok doğru. Fakat yazın bu sıcaklarda brokoli, Brüksel lahanası vesaire yemeyin. Öyle çünkü mi? Yazın içindeki bu sülfür bileşikleri 5 misli artıyor, hatta sizi zehirliyor çok yerseniz. Yani her şeyi mevsiminde yiyin.
Hep onu söylüyorum. Doğayı takip edin. Yani ya işte bir takım böyle sosyetik insanları görüyorsunuz. Bodrum'da, Çeşme'de, Nişantaşı'nda falan böyle yüzünü buruşturarak brokoli, Brüksel lahanası yemeye çalışıyor. Lezzet, çünkü çok fazla yükseliyor yazın sülfürü. Hatta seni zehirliyor. Onu kışın havalar soğuduktan sonra yiyeceksin. Kışında manavda satılan domatesi yemeyin. Salatalığı yemeyin. Her şeyi mevsiminde tüketin. Bu çok önemli. Doğru. Bir mevsiminde beslenmek. Domatesi almayı yemeyelim mesela kışın. Şöyle yaz domatesini yiyebilirsiniz. Şimdi konserve çok seviyorsanız, siz çok seviyorsanız cam şişede korunan domatesler veya doğalsa domates püresi. Yapın şimdi, domatesin en bol zamanı. Evet. Birazcık giriverin mutfağa yani. Burada eve mesaj mı yolluyorsun? Hayır, bizde bir arkadaş var şeyde. Böyle konserve falan yapıp böyle cam kavanozu. Çok akıllı. Aynen. Camda da çok doğru yapıyorsun. Tebrik ederim. Böyle 5-10 kilo bir şeyi toplayıp, domatesi toplayıp. Çok akıllıca. Yapıyor. Yaz domatesini tüketebilirsiniz kışın ama her mevsim, her rengin. Türkiye çok şanslı bir ülke Cengiz. Evet. Mesela en büyük şifa morlarda var. Bak, her mevsim mor var. İşte karadut, o biter mor üzüm, o biter böğürtlen, o biter nar, o biter işte ne bileyim işte vişnesi, şusu. Her mevsim bir mor vardır yani. Ve aynı şekilde kırmızı, yazın kırmızıya çok ihtiyaç var. Onda turuncu mesela, işte yazın kayısıdan tut, işte kışın mandaline kadar. Her rengin bizim şakralarımızla ve hastalıklarla ilgisi var aslında. Biz farkında değiliz. Hayvanlar bunu farkında, insan farkında değil. Niye 7 şakranın rengi? Mesela kök şakramız, bizim en toprak şakramız, kırmızı rengi. Hı hı. Kırmızı nedir? En hayvani şehvet duygularımız ve şeylerimiz. Mesela ne oluyor? Domates prostata iyi geliyor. Hı hı. Kırmızı pul biber ve kırmızı et afrodizyak etki yapıyor. Evet. Daha şey artırıyor. Karpuz prostata ve cinsel şeye iyi geliyor. Bu tesadüf mü? Değil. Bir şakra. Veya kalp şakrasının rengi yeşil. Bütün yeşillikler, kabak, taze fasulye, işte semizotu vesaire, hepsi kalbe iyi geliyor. Aslında çok mesaj var bize. Biz okumayı bilmiyoruz. Aslında eskiden biliyorduk. Biliyorduk. Belki de işte şehirleşme, bu gıdada sektörel şeyler, evet, hazır ürünler falan filan, hepimizin belki biraz şirazesini kaydırdı biraz galiba. Doğal sezgilerimizi, doğal yeteneklerimizi kaybettik. Daha az yürüyoruz, daha az gülüyoruz, daha az selamlaşıyoruz, daha az muhabbet yapıyoruz, daha çok birbirimizi suçluyoruz, daha çok yani çok egosantrik, yani sen önemlisin devri oldu. Evet. Amerika'daki gibi sen bugünü yaşa, anı yaşa, sen önemlisin. Hep biz olma şeyi biraz gitti. Ama ben ümitliyim. Türk insanı çok iyidir. Sonunda doğru kazanır diye düşünüyorum. Peki şu bu biber meselesiyle ilgili ne diyorsun? Kırmızı biber, pul biber, bunlar metabolizmayı hızlandırıyor şeyler. Doğru. İki faydası var. Bir, içinde kapsikum var. Bu antiromatizmal ve ağrı kesici etki yapıyor. İkincisi ise kolesterol ve yağ erime konusunda destekliyor. Doğrudur. Hı-hı. Yani kırmızı, özellikle bu hani bir ara meşhur oldu biliyorsun, Mesut Yarlas. Aynen, bizim Hatay Samandağ haberi. Doğru, genel olarak kaliteli iyi kırmızı biber işe yarıyor. Yarıyor. Evet. Peki şeyler, bu çörek otu dediğin. Mesela bugün bizim TV100'de gördüm sabah. 105 yaşında bir annemiz, teyzemiz, anneannemiz hayatını, uzun yaşamın sağlığını manda yoğurdu diye açıklamış mesela. Ben başka yoğurt yemiyorum. Öyle mi? Evet. Neden? İşte bak, çünkü manda radyoaktiviteden etkilenmeyen sayılı canlılardan biri. Öyle mandanın mi? Öyle bir enteresanlığı var. Ben sadece manda yoğurdu yerim. Benim ekip de bilir. Sabahları bazen haftada 3 kere müsli yerim. Haftada 4 kere adam gibi güzel kahvaltı ederim. Müsli yediğimde tepeleme, yani 200-250 gram, 300 gram manda yoğurdu. Üzerine biraz çörek otu, tarçın, ceviz veya fındık veya badem, chia tohumu, ondan sonra kinoa gevreği, ondan sonra onları böyle güzelce, biraz da üzerine sulandıracak kadar şekersiz bir meyve suyundan biraz dökerim. Ondan sonra bolca da ceviz veya Antep fıstığı gibi ondan koyar. Hı-hı. Mesela o kahvaltıyı yerim, yulaf ezmesi koyarım. Ama ana gıdam manda yoğurdudur. Saat 2'ye 3'e kadar bile tok tutar. Yemeği bile zor yer. 105 yaşına kadar yaşamış. Manda yoğurdu kemikleri taş gibi yapıyor. Vallahi. Ve çok iyidir. Valla manda sütü artık bulunuyor. Biz bu talebi hep anlata anlata oluşturduk. Manda sütü, keçi sütü, sağlam sütler. Sağlam sütler. Peki iki tane çocuğum var. Bir tane büyük de var da. Hani diğerleri ufak olduğu için onları saydı. Diğer çünkü 30'un üzerinde değil mi büyük olan? Tabii onda sergisi var Eylül başında. Öyle o da mi? Contemporary art yapıyor. Çok başarılı. Öyle yurt dışında okudu. Sanatçı. Evet, contemporary, güncel sanat yapıyor. Güzel. Çok uçuk kaçık bir çocuk. Hatta bu sergilerin konusu da genç sanatçılar hepsi.
İnsanoğlu dünya gezegeninde gerekli mi? Ve eğer insanoğlu başka bir galaksiye gidip medeniyet kursaydı nasıl olurdu? Güzel. Serginin konusu bu. Anna Laudel Sanat Galerisi. Güzel. 3 Eylül'de çok enteresan. Güzel. Onunla da öyle iftihar evet. ediyoruz. Vallahi bravo. Güzel de bir konu seçmiş. Şimdi eşim ve çocuklar ufaklıklarla geldi de çocukları evet. Nasıl besliyorsun? Ne mesela şimdi, hazır gıda alıyor musun? İşte evet. meyve suları, kutu şeyler, gazlı içecekler, bu şekerlemeler falan filan şimdi, bunları da nasıl çözüyorsun hele? Şimdi bende de var çünkü 3 aşağı 5 yukarı aynı yaşlarda. Ne güzel maşallah. Şimdi eşim de tabii 12-13 evet. yıl neredeyse olacak uzun bir süre. Bu süre zarfında eşim de zaten şeyleri birçok şeyi öğreniyor senden de. Beraber konuşuyoruz beslenme tarzıyla. Tabii ki çocuklara bir zulüm yapmıyoruz. Bazen arada dondurma da yiyorlar, tatlı da yiyorlar, paket çikolata da yiyorlar. Yani genelde %80-85 sağlıklı besleniyorlar. Evet. Proteinlerini alıyorlar ama onları da zulüm yapmıyoruz. Şimdi Bodrum'dalar, gelecekler okullar açılınca haftaya. Şimdi Bodrum'dalar, çocuklar yüzüyor, güneş görüyor, hopluyor, zıplıyor, yakıyorlar. Yesinler, arada bir pizza da yiyebilirler. Ama genelde sürekli böyle zararlı fast food, paket ürün, mesela kolayı bilmiyorlar. Hayatlarında bir damla bile içmediler. Bak evet. büyük oğlum Mikael 9 yaşında olacak. Daha kola bilmiyor içmeden. Evet. Ondan sonra beyaz ekmekten ziyade daha çok daha doğal ekmeklerden tam da ekmeleri. Yani %80'i yapan iyidir bu zamanda. Evet. Doğru. O gazlı içecekler, kutudaki meyve suları falan filan. Bizde yok onlar. Değil mi? O ne kadar işte üzerinde organik yazsa da bilmem Tabii. ne. Ama mesela kutu süt eve giriyor. İçiyor ya bazen hazır yoğurt, doğal yoğurt organik diye alıyoruz. Yeniyor. Ve obsesyon içinde olmamak lazım. Doğal yoğurt paketli alıyoruz. Yeniyor bazen. Her zaman evde yoğurt mayalanamıyor. Biliyor. Ama suyu önemsiyoruz. Filtre su veya camda iyi su içiliyor. Ne yapıyorsun? Filtre su mu? İstanbul'daki evimizde filtre su var. Bodrum'daki evde de cam damacana. Ben de geçen hafta filtre suya geçtim. Doğru mu yaptım? Bence bilmiyorum. İyi yaptın. Öyle mi? İyi yaptın bence. Yani doğru. Çünkü o şebeke suyunu filtre ediyor. Evet. Bilmiyorum. Doğru bir şey yani. Yani bu damacanalar ve BPA'lar, bisfenol A'lı şeyler biraz tartışma konusu. Doğru. Erkekler için de pek iyi değil. Anladım. Yani mecbur kalıyorsun tabii arabayı alıyorsun ve içiyorsun ama mümkün olduğunca onda şuna dikkat edin. Bir, en hızlı en çok su satan yerden alın. Beklemiş olmasın. Evet. Özellikle yazlık yerlerde hala daha yazlıklarda olan ve hala hava sıcak. Eğer bu şekilde pet şişede su alacaksanız veya damacanayla geldiği gibi boşaltıp satan en hızlı bayiden alın. Hani bir yerde kenarda köşede bir ay beklemiş 15 gün bekle almayın. İkincisi güneş görmemiş ve Aynen. çok sıcak olmayan bir yerden alın. Güneşi gördü mü iş değişiyor. Aslında işte aldığımız küçük pet sular için de aynısı geçiyor. Yarısı kaldı mı arabada atın onu. Tutuluyor ya arada 2 gün bekliyor sıcaktır. Atın onu sağlığınız daha kıymetli. Doğru. Veya cam şişe alın onu hemen cama boşaltın camdan için. Doğru. Peki Türk insanı genel olarak iyi besleniyor mu? Yani mesela şu an hayır. Değil mi? Hayır. Akşam işte mesela etlisi, tuzlusu, tatlısı, salatası, çorbası bilmem nesi falan diye mesela böyle bir bizim geleneksel... Bizde erkekler ne der? Et ya, yemek yok mu der mesela. Yani, et yoksa... Ne diyorsun bu konuya ilgili? Sağlıklı şimdi şöyle, kesinlikle son yıllarda kötü besleniyor ve obezitede dünyanın en üst sıralarına doğru hızlı ilerliyoruz. Şu an dünyada birinci artık Amerika değil, Meksika. Amerika ikinciliğe düştü. İngiltere çok ciddi bir şekilde geliyor. Yunanistan komşumuz. Evet Yunanistan. Aslında bir de artıyor. Akdeniz mutfağı falan dersin yani. Evet ama mesela şimdi zeytinyağı sağlıklı zeytinyağı tüketin diyoruz ama çok zeytinyağı tüketirsen onun da kalorisi var. Yani mantıklı. Ben mesela onu yapıyorum. Çok zeytinyağı tüketiyorum. Nedir mesela bu şeyi? En doğru yağı tüketiyorsun. Evet. Hatta dün bir kanalda kızartma ile ilgili haberim vardı. Dönüyor ya. Mesela orada da kızartma sanıldığı kadar aşırı tehlikeli ve zararlı değil. Ama şu şartlarla zeytinyağıyla yapacaksınız. Az dakikada kızartacaksınız. Hemen yağını çektireceksiniz. Ve yerken de sarımsaklı yoğurt veya sarımsaklı domates sosuyla yerseniz öyle 10 günde bir kızartma yemenin çok fazla zararı yok. Yapılan yani son bir araştırma öyle. Kızartmasını falan... Una bulamayacaksın. Sızma zeytinyağı da kızartacaksın. Çok yakmayacaksın. Yüksek 180 dereceyi geçmeyecek yağın ısısı. Öyle 220'lere çıkmayacak. Ondan sonra da bu kurallara dikkat edersen çok fazla bir sıkıntı olmuyor ara sıra. Ara sıra. Ara sıra. Çocuklar mesela hamburger gibi şeyler Şöyle, yaparlar mı? Yani yemiyorlar desem yalan olmaz. Ama yani yemiyorlar.
çok nadir. O da anne genelde hani evde bir köfte yapar. İşte ona göre ekmek şey yapar. Fırında patates veya bu aletler var ya çok az yağlı yağda kızartmada. Onlardan yeriz. Ben de severim bazen patates. O şekilde. Evet. Şu bel çevresiyle ilgili söyledim bir fotoğrafım vardı. Bel çevresi var mı fotoğraf arkadaşlar? Şeydi. Vallahi benim işte bu fotoğraf. bu tarafta Photoshop yok. Bak şimdi tam onu soracaktım sana. Hiçbir fotoğrafta Photoshop yok. Demin Mustafa Sandal'a söylüyordun ama burada sanki kendi bir incelemiş. Hiçbir şey yok. Vallahi. Bak şu çok benim hiçbir fotoğrafımda ne Photoshop, ne color, ne renk oynama, ne de inceltici asla. Burada bir duruşla ilgili sanıyorum değil mi? Biraz ama, yan şey durmuşsun. Ama şey yani zaten benim göbek ve bel civarım zaten ince görüyorsun zaten ince. Şöyle erkeklerde 94, kadınlar 80 gibi. Bel çevren kaç? 87 gibi öyle bir şey. Öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Ondan kaç dedin erkeklerde pardon? 94'ü geçmeyecek. 94. Kadınlarda da 88'i geçmeyecek. Güzel. Benimki 97. Biraz daha çalışmam lazım. Sen bir ara bir çay içmeye uğra bana. Bekliyorum. Kadınlarda 88'i geçmeyecek. Evet. Neden bu bel çevresi bu kadar önemli? Bel çevresi sağlık falına bakmak istiyorsan kahve içip ters çevirip kapama. Sağlık falına bakmak istiyorsan mezurayı al, göbek ve bel civarını ölç. %99 senin sağlık falına bakıyor. Eğer bu derecenin üstündeyse şeker, kalp krizi, tansiyon, karaciğer yağlanması hatta birçok ciddi hastalık risklerinin hepsi riski artıyor. Çünkü göbek ve beldeki yağlar, beyaz yağlar ihtiyacımız olmayan ağır metalleri ve toksinleri de içinde barındıran ve riskli bir yağ profili. O nedenle göbek ve bel civarındaki yağlar az olacak, kas oranı yüksek olacak. Erkek de kaç yaşında olursa olsun üçgen vücutlu oldu mu delikanlıdır. Ters üçgen oldu mu bitti. Aynen. O yüzden erkeğin üçgen vücutlu olması lazım. Şimdi Ayurveda sağlıklı zayıflamanın yolları var. İlaç gibi yemekler, artık ruhunu da besle diye kitaplar. 9 tane kitabım var. 9 tane. 10. ve 11. yazıyorum evet, şimdi. Evet, ne zaman ki? Onlar ne üzerine şimdi? Şimdi 11.si büyük bir sürpriz. Onu siz duyacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Onu şu an söyleyemiyorum. Hürriyetle olan bir çalışma. Öyle mi? Evet. Bak, 10.sü. Ben de bilmiyorum. Ama şey, biraz bekleyelim onu. Öyle mi? Ama çok bomba gibi patlayacak, öyle söyleyeyim. Çok enteresan. Güzel. İki kişi yazıyoruz onu. Sonra az kaldı, öğreneceksiniz. Ama diğerki de yine Hürriyet'le olan bir kitap. O da İşte 77 adımda sağlık gibi insanlara temel nasıl burada konuştuk şu saatten sonra yeme niye işte karaciğerini detoksla al enginarlı şu içeceği iç işte şu kadar adım yürü gibi nefis bir sağlıklı yaşam kılavuzu olacak bir yandan da şimdi onu yazıyorum. El kitabı bir şey olacak. Evet yani. El kitabı olacak. 77, kaç madde dedin? Şimdilik 77 maddede diye düşündük ama daha kitabın ismini koymadık. Evet 77 var mı bir şey? Yok sadece akılda yani kolay kalsın diye. Yaşına, 77 yaşına gelince de böyle. Şimdi şöyle. İddialı asla konuşmamak lazım. Benim çok sevdiğim bir abim de Ertuğrul Akbay. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yaş 70 yolun yarısı diye bir kitap yazdı. Çok severdi beni. Ben de onu çok severdim. Geldiğinde böyle hemen buraları hiç ya Ertuğrul abi dur derdi. Orayı mıncıklar burayı mıncıklar. İyi değil. Bak bir tek seni beğeniyorum derdi. Sen gerçekten işte göbekte yağın yok. Aferin sana. Bir tek seni benim derdi. Ama sonuçta buna Allah karar veriyor. Evet. Benim ama çok Ertuğrul abi de çok maşallah uzun yaşadı, sağlıklı yaşadı. Ya. Tabii bir şey demiyorum. Ama beklentisi olduğu kadar da yaşamadı. Bana göre Allah herkesin doğduğu an ne zaman öleceğini zamanı biçiyor. Evet. Bence biçiyor. Ama bizim çok uzun yaşamaktan ziyade yaşadığımız ileri yaşları kaliteli ve güzel yaşamak önemli. Ben o yüzden çırpınıyorum Cengiz. Çünkü Alzheimer, kanser, karaciğer sirozu, yetmezliği, unutkanlık, işte şeker hastalığı, damar pıhtı atması, kalp krizi bunları çoğunu önleyebiliriz. Belki öleceğimiz gün, saat, dakika değişmez ama biz o son 10 yılı, 20 yılı veya ne kadarsa onu nasıl yaşayacağımız bence çok değişir. O bizim elimizde gibi sanki. Evet. Evet. Mesela bunun için Alzheimer için işte daha fazla kilo almak için ya da ilerleyen yaşlarda doğacak şeyler için, sağlıklı beslenme için çocukluk, gençlikten itibaren mi dikkat etmek? Hatta annenin hamileliği, o anne kadar. Hamileyken dikkat etmesi. Hatta daha önemlisi kimse erkekleri düşünmüyor. Şu an bir bebeğin sağlıklı olması için en önemli şey erkeğin döllemeden önceki 3 ayı. Öyle çünkü mi? Bir kere şöyle düşün. Tarla var. Tohum ekilecek. Tohum bir kere ekiliyor oraya. O tohum ne kadar kaliteliyse, ne kadar iyiyse, ne kadar GDO'susa, organikse vesaire tarla çok önemli. Evet. Ama tarlaya müdahale etme şansımız var. Sperm bir kere veriyor. Sen bir kere son 3 ayda alkolü, sigarayı, işte uyuşturucuyu, kimyasal ilacı, obeziteyi, junk food'u, ağır metali keseceksin. Çünkü iyi baba olmak istiyorsan çocuğumu koleje gönderdim. İşte çocuğum dedi hayır. İyi sperm vermekle başlıyor iş. Sen 3 ay
çok iyi spor yapacaksın, iyi besleneceksin, vitaminlerini alacaksın. Ondan sonra döllediğin zaman erkeğin işi bitti. Evet. Bitti. O yüzden iş ilk önce babanın vereceği spermle başlıyor. Sonra annenin hamileliği önemli. Tohum ekildi. O tarlanın sulanması, gübrelenmesi, havalanması, işte ondan sonra ağaç ortaya çıktı. Ondan sonra toprağın üstüne çıkınca fide, ondan sonra işte doğum sonrası. Aynen. O yüzden 3 aşama. Şeyden, evet. Aynen öyle. Daha genetik çok önemli. Babacan. Sen biraz amcansın, biraz dayınsın, biraz büyük babansın, biraz şey, karışıksın. Ama bu işlerde herhalde genetik miras çok önemli, ama genetik mirası doğru besle. Benim babam 49-50 yaşında kanser oldu, öldü. Benim ailemin hepsinde bütün halalarım karaciğer kanseri oldu. Yani ailemde aslında baba tarafında çok kötü bir genetik var. Yani genetik anne mirası... tarafımda da şeker ve şey var. Şeker ve kalp hastalığı var. Ama hani ben bununla doğru beslenerek, bir de şey çok önemli, maneviyat çok önemli. Evet. Her şeyi yiyeceği içeceği bağlamamak lazım. Egzersiz çok önemli. Antioksidan ve doğru vitaminleri zamanında almak çok önemli. Ama mutlu olmayı başarmak da çok önemli. Doğru. İnsanı sevmek, evet, pozitif olmak, mutlu hayat olmak. Bizim kontrolümüzde değil. Aynen. Değil. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Başkanımıza göremezsem çok saygılar. Antep'te buluşacağız inşallah. Aynen buluşacağız. Birazdan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bizle beraber olacak ve Gastroantep'i konuşacağız. Şahin sabah sohbetinde. Hoş geldin Bakan Başkanım. Teşekkür ederim. Hoş geldin Sefacığım. Aynı zamanda Gaziantep'in ilk kadın milletvekili olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni projelerini ve bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında ikinci kez yapılacak olan Gastroantep Festivali'ni sabah sohbetinde anlatıyor. Biz çok kuvvetli bir ekibiz. 1 milyon genç var bu şehirde. Karşımda muhteşem bir hazine var. Sonra. Show Radyo'nun sunduğu Cengiz Semercioğlu'yla sabah sohbeti devam edecek. Önce BİM'e, sonra okula. Karton kapak defter 1 lira 95 kuruş, fotokopi kağıdı 14 lira 95 kuruş. Okul için ne gerekiyorsa hepsi BİM'de. Önce BİM'e, sonra okula. Ortaokul çantası 27 lira 50 kuruş, kalem kutusu 4 lira 25 kuruş. Okul için ne gerekiyorsa hepsi BİM'de. Tarihin parladığı anlarda Profesör Doktor Çağrı Erhan ve konukları 97. yıl dönümünde Türk milletinin kahramanlık destanı Büyük Taarruz'u konuşuyor. Sakarya'dan Dumlupınar'a Büyük Taarruz'da neler yaşandı? İstanbul hükümeti Ankara'ya nasıl bakıyor? Büyük Taarruz hazırlıkları nasıl yapıldı? Taarruz planı ve icrasında neler yaşandı? Başkomutanlık meydan muharebesi ve Yunan ordusunun kaçışı nasıl oldu? Akademisyen Profesör Doktor Cezmi Eraslan, akademisyen Doçent Doktor Hasip Saygılı, Profesör Doktor Çağrı Erhan'la tarihin parladığı anlara konuk oluyor. Tarihin parladığı anlar cumartesi saat 21'de TV 100'de. Show Radyo'nun sunduğu Cengiz Semercioğlu'yla sabah sohbeti devam ediyor. Thank you.
12-15 Eylül program açılışında söylemiştim, not alın bu tarihi. Gaziantep uçak biletlerini, organizasyonları, otobüs biletlerini şimdiden alabilirsiniz diye. Çünkü çok konuşacağız. 12-15 Eylül'de de çok gündemde olacak. Gastroantep başlıyor ve bunu konuşmak için de Sayın Fatma Şahin stüdyomuzda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. 3 dönem milletvekili, Gaziantep'in ilk kadın milletvekili ve ilk kadın belediye başkanı ve belediye başkanlığında da ikinci dönem. Evet. Hoş geldiniz Sayın Şahin, çok Sayın Bakanım. Ederim. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gayet iyi görünüyorsunuz vallahi her zaman. Baklavayı da giderken Ender Saraç, demin konuşuyorduk baklava yerim diye. Bir tane alıp gitti valla. Evet. Çok teşekkür ederim baklavayla. Bekliyoruz. Aynen, yayından sonra ben de Ender'in dediği gibi iki tane, iki dilim alabilirim. Nasıl gidiyor şimdi? Bu yıl ikincisini düzenliyorsunuz Gastroantep'in ve 12-15 Eylül'de başlayacak. Neler olacak, isterseniz oradan başlayalım. Şimdi tabii çok önemli bir etkinlik çünkü 40 ülke katılıyor Cengiz Bey. 40 ülke. Hakikaten uluslararası boyutta bizim bir hedefimiz var. Hatırlarsanız birlikte de bir araya geldiğimiz zaman söylemiştik. Evet, konuştuk. Neden bir San Sebastian olmayalım? Neden bir Madrid? Neden bir Barcelona olmayalım? Oradaki pastaya baktığınız zaman işin büyüklüğüne, gurme turizminde aslında gitmemiz gereken çok uzun bir yol var. Evet. Ama doğru konumlamamız lazım, hedefimizi doğru koymamız lazım ve bu pastadan hak ettiğimiz payı almamız lazım. Doğru. O yüzden biz bugüne gelene kadar çok büyük mücadele ettik. Hı-hı. En büyük mücadelemiz UNESCO'ya girmekti. Evet, UNESCO'ya girdi şimdi Gaziantep. Yaratıcı Şehirler Ağı diye bir ağ var. Evet. Dünyanın en önemli 8 mutfağından biri olarak UNESCO tescilledi. Müthiş bu bir şey bu. 2 yıl sürdü mücadele, raporlama, hı-hı, UNESCO'nun diline göre. Hikayesini anlatma, şehrin hikayesi, aynen, yemeklerin hikayesi. Bunun üzerine biz o mücadele, arkasından lobi. Evet. Paris'e gittik, işte UNESCO'nun ana binasını, Dede Korkut günleri dediler. Bu gördüğünüz baklavanın lezzetini, tadını orada tattırdık. Ondan önce acısıyla ağızlarını yaktık. Üzerinden üzerinden menengiç kahvesiyle o bazılarını rahatlattık. Yani farklılığı, o lezzeti oraya tattırınca dediler ki bu hakikaten çok başka. Bir de dünyanın artık tek tipleşmeden yoruldu. Anadolu ihtiyacı var, Anadolu mutfağına. Doğru. Anadolu'nun toprağına, güneşine, şifasına, lezzetine ihtiyacı var. Evet. Dolayısıyla bu alan bizim açımızdan çok önemli, dünya açısından da çok önemli. UNESCO tesciliyle birlikte Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir çırağan yaptık. Çırağan'da aklınıza gelen dünyanın bu konudaki akademik grup, medya, bütün herkes, orada oldu dünyanın en ünlü şefleri, evet, Michelin yıldızlı şefler hepsi oraya geldi. Bir başlangıç yaptık. Hatta Cumhurbaşkanımız orada dedi ki ya Gaziantep bunu başardı. İşte Kütahya Çin'de, Kahramanmaraş Edebiyat'ta, Şanlıurfa'da, Musiki'de, doğru, bunları yapmasını bekliyoruz dedi. Şimdi biz onlara da öncülük yaptık. Onlar da girdiler UNESCO'ya. Çok doğru. UNESCO çünkü yolunu öğrendik. Gerçekten bizim hani markalaşmış şehirler yaratmamız gerekiyor. Evet. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi buydu. Türkiye'nin markalaşmış şehirlere ihtiyacı, evet, var. Bunu da yapabilecek şehirlerin başında
Gaziantep geliyor. Çünkü hepimizin bildiği tabii Gaziantep'in mutfağı çok önemli. Şimdi siz onu 2 yıldır gastronomi festivaliyle, evet, Gaziantep'le yapmaya çalışıyorsunuz. Ve geçen yılkinden biraz bahseder misiniz? Geçen yıl neler oldu? Kaç kişi geldi? Ne kadar ziyaretçi geldi? Yurt dışından kaç şef geldi? Şimdi geçen yıl birincisini yaptık. Hı-hı. Mesajımızda baktığınız zaman şurada da çok önemli bir güneşten, topraktan, tarihten gelen lezzet diyoruz. Güneşten topraktan, tarihten gelen lezzet. Çok doğru ama. Şimdi hakikaten güneş zaten muhteşem bir lezzet veriyor ve sağlık veriyor. Toprak bereketli hilal noktasındayız. Mezopotamya'nın en bereketli toprağındayız. Ve bu bize beraberinde The Telegraph'ta geçen yayınlanmıştı. Dünyanın en eski yerleşim merkezi, 10 yerleşim merkezi diyor. İran'da var. Suriye, Halep ve Şam zaten hali ortada. Türkiye'de Gaziantep. Çünkü İpek yolu hattı. İnsanlık tarihi kadar eski. Roma dönemi, Hitit dönemi, Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti hepsi bütün ticari alana gelip İpek yolunda alışveriş yapıyor. Hı-hı. Aslında bu mutfak akşamdan sabaha dolmuyor. Ta o zamandan gelen büyük bir birikme var. Ticaret için gelenler birbiriyle yemeğini de paylaşıyor. Doğru. Farklı yemekleri oturuyor. Çünkü sofra birleştiriyor. Hı-hı. Sofra bir araya getiriyor. Sofra kardeşliği artırıyor. Sofra beraberinde bu yemek kültürünü derinleştiriyor. O yüzden elimiz çok kolay. Çok kuvvetli elimiz. Geçen yıl bunun üzerine biz dedik ki Michelin yıldızı şefler. Niye? Çünkü bunların çok büyük networkleri var. Onları buraya getirelim. Buradaki yerel ürünlerin gücünü görsün, baharatları görsün, tohumun farkını görsün. Hı hı. Geldiler Cengiz Bey, her biri tabii büyük bir sanatkar, büyük bir usta. Fakat bizim de kendimize ait fıstık, biber, İslahiye'nin biberi, zeytin, Nizip'in zeytini, arabanın sarımsağı, nar, nar ekşisi, sumak, sumak ekşisi. Evet. Bunların hepsinden aldı, bunları kullandı, başka bir şey çıktı. Hı. Yani o ürünleri, bize ait ürünleri Michelin yıldızı şef aldı. Başka bir eser ortaya çıktı. Tamamen Gaziantep mutfağına ait, Gaziantep yöresi ürünlerden hareket ederek değil mi? Güzel. Enteresan. Ondan sonra o kadar çok beğendiler ki şu anda kendi gittikleri ülkede, kendi yaptıkları marka lokantalarda bu ürünleri bizden talep ediyorlar. Dolmalıklarımız, mesela kış dolmalığımızdaki biberimiz, haylan kabağımız, acurumuz onlar için çok özel geldi. Çünkü farklı lezzet ihtiyaçları var. Şu anda biz onlara sürekli bu yeni lezzetlerden dolayı, beğenmelerinden dolayı ürün gönderiyoruz. Gönderiyorsunuz. Ama dediğiniz doğru. Mesela nar ekşisi. Evet. İtalyanların balzamik sosu vardır ya. Evet. İnanın balzamik sosundan 10 kat daha iyi bir şeydir nar ekşisi. Çok daha lezzetlidir. İşte biraz daha tanıtımını yapmamız gerekiyor. Şimdi elimiz çok kuvvetli. Evet, Meksika bir biberiyle, Venezuela bir kakaosuyla, Japonya bir pirinciyle. Ya bir pirinç, bir biber. Bizim şehirde 10 tane koca ürün var. Farklı ve lezzetli ve şifa. Hı hı. Dünya şimdi biraz önce Ender Bey yemek ve sağlığı anlatıyor. Tam Anadolu mutfağı. Sulu doğru yemekler, organik yemekler, vejeteryan yemekler. Aklınıza gelen bütün grupların içini dolduruyor. Vejeteryan yemek var mıdır Gaziantep mutfağında? Tabii tabii, et yemeği gibi algılanır bizde. Aynen, çünkü Gaziantep kebaplar, etler falan. Ama o sıcağımız, bizim soğuklarımıza bakın, hepsi vejeteryanlar için. He. İçindeki semizotu dediğimiz pipirimden şivey dizine, soğan sarımsakla yapılan, o ortada gördüklerinizin hepsi vejeteryanlar için muhteşem bir lezzet. Hmm. Yani o grup içinde bizim açacağımız çok önemli bir alan var. Siz iyi yapar mısınız Gaziantep yemekleri? Ben şöyle, aslında annemden çok iyi öğrendik biz. Fakat Gaziantep yemekleri büyük bir zaman istiyor. Doğru. Lezzet kendiliğinden olmuyor, yemek istiyor. Yuvalaması, doğru, ufak köftesi. Ben ancak böyle daha kısa zamanda yapılacak olanları zaman ayırabiliyorum. Çünkü doğru, öbür türlü saatlerce uğraşmanız gerekiyor. Ama iyi bilirim. Yani doğru, tarifini iyi bilirim. Tarifini iyi bilirsiniz. Gaziantep'lisiniz. Demin dediğim gibi ikinci dönem şimdi. Ben ilk döneminde Gaziantep'e gitmiştim. Ve Sayın Şahin'le birlikte gezdik Gaziantep'i işte. Lezzetlerine falan bakmıştık orada. Ve o zamandan beri hep yazarımda, çizerimde gerçekten çok çalışkansınız. Gaziantep için çok fazla şey yapıyorsunuz. Ben hep bunu söylüyorum da katkılarınızla şehri başka bir yere götürüyorsunuz. İnşallah bu ikinci dönemde de hedefler ne vesaire ikinci dönem sonunda? Şimdi şöyle, gayri safi milli, ülkelerin gayri safi milli hasıladan yeme içmedeki payına bakıyorsunuz. Hmm. İtalya ve İspanya bize en yakın olanlarda %5. Bize bakıyorsunuz %1.9. Evet.
Daha iki kat büyümemiz gereken bir alan var. Bu aslında bir ekonomi projesi. Bu bir kalkınma projesi. Bu bir ihracat projesi. Bu bir istihdam projesi. Ben sürekli diyorum ki ya bir kadın başkan geldi. Yeme içmeyle uğraşıyor. Allah için demeyin. Burada ekonomi var, kalkınma var, istihdam var. Öyle diyorlar mı? Yok artık demiyorlar. Demiyorsunuz ya. Eğer öyle diyorsa gerçekten ayıp ederler. Çünkü hani mantık olarak da ilk başta öyle yaklaşma belki anlaşılıyor. Kadın başkan geldi yemekle uğraşıyor falan gibi. Ama yok dediğiniz demiyorlar. Doğru. Çünkü başka en büyük su projesi, konut projesi, ulaşım projesi de beraber yapılınca. Evet tabii artık. Yeme artık onu demiyorlar. Diye. Evet. Peki şimdi bu yılki festivalde uluslararası yine Michelin yıldızlı şefler gelecek. Evet. Onun dışında yurt dışından yeme içme gastronomi yazarları gelecek. Evet. Türkiye'de yerel şefler gelecek. Yerel şefler gelecek. Peki dünyadan işte 40 ülke yer alacak dediniz. Şey çok önemli tabii ki sosyal medya da artık çok önemli. Evet. Mesela dünyadan böyle influencerlar, youtuberlar falan gibi davetler olacak mı? Çok. Onların network'ü bu konuda çok daha yüksek. Özellikle Asya turistini çekmek istiyoruz. Kapadokya'ya gelen Japonları bölgeye getirmek istiyoruz. O yüzden bu söylediğiniz hala hatta çok kuvvetliler. Doğru. Ve biz istiyoruz ki bunu başarabilmemiz için yalnızca tek yönlü değil. Yazılı ve görsel basın üzerinden değil. İşte bu söylediğiniz fenomenler üzerinden de bu gücü de kullanalım ve daha çeşitlendirelim. Çünkü artık başka bir dünya var. Bu dünyanın diline doğru. uygun hareket etmek gerekiyor. Her şey hasatla başlıyor. Biz o yüzden fıstık hasatına götürüyoruz. Evet. Onlar için o kadar büyük bir tecrübe oluyor ki. Bu 12-15 Eylül'de fıstık hasatına gideceğiz değil tabii mi? Tabii. Fıstık hasatına gidiyoruz, biber hasatına. Tamam. Oğuz'un bir de her ilçenin farklı bir özelliği var. İslahiye'ye gidip biber hasatı yapıyoruz. Nizip'e gidip fıstık hasadı yapıyoruz. Araban'a gidiyoruz sarımsak. Oğuz elinde bizim kurutmalıklar. Evet. Çünkü oradaki o alan çok çok güzel bir alan. Her birine gideceğiz, oradaki hasatla başlayacak. Hasatla elde edilen o ürünler gelecek ve paneller var. Çok sayıda panellerimiz var. Dünya nereye gidiyor, biz ne yapacağız? Uluslararası alanda bu konuda kafa yoran herkesle oturup bu konuları konuşacağız. Bu sefer biraz dijital oyunlara, çocuk bölümüne daha çok zaman ayırdık. Evet. Daha çok alan ayırdık. Ayrıca bu sefer diğerinden farklı olarak panel çeşitlerimizi çoğalttık. Ve ülke sayımız arttı. Kendiliğinden çok yüksek bir talep var. Bunların hepsi birleştiği zaman büyük bir kortejle başlıyoruz. Bütün kortejle ülkenin, başlayacak. Evet, evet. Kortejle sanatçılarımız, halk. Şimdi evet. burada en önemli şey halkın bunu sahiplenmesi. Sahipleniyor mu? Bu sene daha iyi. Daha iyi değil mi? Geçen çünkü daha yıl, evet. çok da yeni kaldık. İkincisi düzenleniyor. Ben mesela şunu söylemiştim. İlk başkan olduğumda topladım. Ustalarımıza dedim ki Allah için o kadar başarılısınız ki neden bizim Michelin yıldızlı şefimiz yok? Yeah. O zaman acaba başkan bize ceza mı yazacak? Ne demek istiyor filan demişler. Dedim ki başka bir şey söylüyorum ya. İnanın bizim lahmacunumuz pizzadan 1 milyon defa daha lezzetli ve daha şifa. İncecik bir hamur üzerinden doğru. yapılıyor ve içerisindeki harca baktığınız zaman sarımsağıyla, bütün yeşil zebzesiyle çok daha sağlıklı. Doğru. Çok daha lezzetli. Mesele bunu pazarlama. İyi pazarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla toplumu ve halkı arkamıza çekmemiz gerekiyor. Zebze haline gidiyorum, zebzecilere diyorum domates, biber, patlıcan olmadan gastronomi olmaz, arkamızdan gelin. Kasaplara gidiyorum. Siz olmadan bu gastronomi olmaz, arkamızdan gelin. Güzel. Bakırcısı, o elmacı pazarının rengi, kokusu, lezzeti, onlara diyorum bakın pasta büyüyecek, buradan memleket kazanacak. Şu an çok daha heyecanla bekliyorlar. Peki Gaziantep'e gelen gastronomi turizmi için gelen yerli yabancı 4 mevsim hedefliyorsunuz bir de siz çünkü. Bizim şöyle 4 mevsim Gaziantep dedik çünkü hakikaten her mevsiminde başka bir hava var. Ve başka bir lezzet var. Mesela bizim kış yemeklerimiz. Antibiyotik, bizim bir biliyorsunuz beyranımız var. Evet. Beyran mesela Canan Hanım. Birazdan ağzımızda. Canan Hanım diyor ki hanımlara botoks yaptırmanıza gerek yok. Ayaklı kelle paça yiyin diyor. Evet. Beyran için. Beyran. Niye? İçinde kemik suyu var. Doğru. Antioksidant ve cildi acayip bir şekilde güçlendiriyor. Doğru. Tazeliyor, gençleştiriyor. Ve antibiyotik. Kışın hasta olmuyorsunuz. Doğru. Antibiyotik almanıza gerek yok. Her mevsimin özel yemeği olunca mesela çağla çıkıyor, çağla aşı. Erik çıkıyor, erik tavası. Çağla soğan aşı. Soğan çıkıyor, erik... soğan kebabı. Keme evet. çıkıyor, keme kebabı. Her dönem başka, bir de tek tip değiliz. Her dönem başka bir lezzet gerçekten için. Gerçekten çok yaratıcı. Yeniden gelmek için başka bir nedenimiz var.
Peki gelen turist sayısında artış var mı bir önceki yıllara göre? %40'a yakın artış oldu. Çok iyi. Ama hedef kitlemiz turist sayısıyla birlikte hakikaten bu Asya turistini getirmemiz lazım. Niye? Bunlar kum, deniz, güneşten daha çok antik kentleri üzerinde merakları var. Ve burada bizde var. 5 antik kent var. 5 antik kent olan başka bir şehir de yok. Bölgeye bakın, Göbekli Tepe'den başlıyor. Evet. Zeugma, Kahramanmaraş, Adıyaman, Nemrut. Hı hı. Bizde 5 antik kent var. Rumkale, Fırat'ta koca bir kale var. Ve bu kale şu an Amerika'da ve Almanya'da kendi aralarında diyorlar ki Almanya'ya gelmene gerek yok. Amerika'da bu var diyor. Amerika diyor ki bizde bu var. Ben dedim ki bu bizde var. Uzaklarda aramayın. Bizim Rumkale. Doğru. Hakikaten resmini size göstereyim programdan sonra. Muhteşem bir güzellik var ve bizimki daha güzel. Evet. Amerika'ya ve Almanya'ya gitmenize gerek yok. Rumkale'ye gelin diyoruz. Geliyor Kargamış, antik kenti, Geçit dönemi. Lawrence'ın kaçırmaya çalıştığı 100 yıl önceki eserlerin bulunduğu bir antik kent bitti. Hmm. İtalyanlarla çalıştık. Geliyorsunuz Yesemek, geçici UNESCO'nun geçici listesinde açık hava atölyesi. Evet. Dünyanın en eski açık hava atölyesi. Hı-hı. Dolayısıyla bunların her biri üzerinden Dülük, aynı şekilde her bir üzerinden bir hikayemiz var. Geldiği zaman tek yemek yemi gitmiyor. Bütün bu tarihi dokuyu, antik kentleri görme fırsatı. Zeugma ve Çingene Kızı bakın. Aynen, işte, zaten tabii. Bütün o üçlü bakışıyla seni çekiyor. Bizim Mona Lisa'mız. Evet. Ve çok güzel bir duruş var. Bir de ailesine kavuşturduk biliyorsunuz. Amerika'dan parçalarını getirdik. Evet, tebrik ederim. Gerçekten de ben arkeoloji okudum çünkü. Evet. O konudaki çabalarınızı. Çok uğraştık. Evet, çok uğraştınız. Gayet yakından takip ediyor biliyorum. Ve takdir de ediyorum. Sonuçta birleştirdiğinizde müthiş bir yol aldınız orada. Mesela tabii Zeugma Mozaik Müzesi. Evet. Sadece Zeugma değil tabii ki. Bizi gazi yapan yakın tarihteki bir Çanakkale gibi çok ciddi bir gazilik mücadelemiz var. 25 Aralık onun panoramik müzesini yaptık. Evet. Bunu da Rus ressamla çalıştık ve yağlı boya. 1453'teki gördüğünüz o güzelliği biz yağlı boya sanatla birleştirdik. Yani şehre geldiği zaman artık en az 3-4 gün gezecek yerleri var. Her ilçeye gittiği zaman görecek tarihi doku var, lezzeti var. Doğru. İkisini birleştirdiğiniz zaman da muhteşem bir hazine çıkıyor ortaya. Gaziantep Arkeoloji Müzesi de tabii ki. Evet, o müthiş, da öyle. Müthiş yani. İçinde. Palmira mesela şu an Suriye'deki o iç savaşın içinde kalan eserlerin birçoğu şu anda bizim arkeoloji müzemizde. Hı-hı. Aynı döneme dair olan eserlerden birçoğunu bizim Roma dönemi birbirlerine hediye etmişler. Evet. Çok güzel Palmira'dan eserler var. Hı hı. Mutlaka görülmesi lazım. Yani dolayısıyla her biri başka bir zenginlik getiriyor. Doğru. Şimdi dolayısıyla Gaziantep'e sadece yeme içme gastronomi turizmi için değil, tarih turizmi için de çok rahat gidilebilecek ve 2-3 gün gezip ancak tadına varılabilecek bir şehir her anlamda söylüyorum. Tabii Gaziantep'lerin de buna sahip çıkması çok önemli. İşte esnafa arkamdan gelin, destek olun diye çağırmışsınız. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş sahip çıkmaya başladılar mı peki? Çok iyi şu anda. Sahiplendiler, heyecanla bekliyorlar güzel. Şu anda. Peki bundan sonra mesela 3. 5. yılda gastro Antep için ne hedefliyorsunuz? Ne olacak? Yani dünya çapında bir yere oturabilecek mi? Yani burada derece artık her seferinde başka bir şey konuşuyoruz. Bu sefer dedik ki biz tohum bankası yapacağız. Ya dünyanın Avrupa, İsrail dahil bilim adamları gelip Anadolu'daki tohumları alıyorlar. Evet. O kadar zengin bir tohum altyapımız var ki tohum bankası. Baharat kütüphanesi. Bunlar yeni söylemlerimiz. Sayın bakın tohum bankası müthiş. Evet, kesinlikle. Samimi söylüyorum, çok önemli. Çünkü tohumu gerçek hani o annelerimizin, anneannelerimizin ektiği, biçtiği tohumu bulmakta ne yazık ki zorlanıyoruz. Onu koruma altına almak gerekiyor. Anadolu'da tabii ki bu konuda çok zengin. Gaziantep'te keza öyle. Bir de biz Tarım Daire Başkanlığı kurduk. Yerel bütün ürünlerin fidesini çiftçilerimize bedava veriyoruz. Çok iyi. Mesela bizde bir soft domatesi var, soft ağından. Hı-hı. Bir kokusu var, muhteşem. Of. Bizim o çocukluğumuzdaki o salça kokusunu almamız için soft domatesini, fidesini dağıtıyoruz. Hı-hı. Bunun gibi çok ciddi desteklerimiz var. Beraberinde işte baharat kütüphanesi. Bunlar yeni, bu yılki konuştuğumuz güzel meseleler. Her yıl başka bir şey. Her yıl başka bir şey söyleyeceğiz. Sonra dünyanın kalbi buradan atsın istiyoruz. Doğru. Gündem buradan belirlensin istiyoruz.
Bir Barcelona'dan, bir San Sebastian'dan hiçbir eksiğimiz yok. Fazlamız var. Evet. Hak ettiğimiz bu noktaya hızlı bir şekilde ulaşmak istiyoruz. Baharat Kütüphanesi'nde nedir bunun konsepti? Şimdi bizim yemeklerdeki en büyük fark baharatlar. Evet. Çünkü içine koyduğunuz o aroma, mesela bir tarkın gibi, bir hasbir gibi, mesela bir biyoklu patates yaparız biz. Üzerindeki hasbir safran deniyor. Safran, evet. Evet, ama biz ona hasbir diyoruz. O kadar pahalı ve o kadar özel bir baharat ki korunması lazım, çoğaltılması lazım, güçlendirilmesi lazım. Sahip çıkmazsanız yok olacak. Hmm. Dolayısıyla bunların hepsinden bir kütüphane. Ne işe yarıyor bu otlar? Bu otların özelliği ne? İçine konduğu zaman yalnızca renk mi veriyor, koku mu veriyor, şifa. Mide hastalıklarından tutun. Birçok dolaşımda ilgili bugün kullanılan ilaçlardaki birçok yan etkisi olmayan doğal şifa ürünleri bunlar. Evet. Bunların kütüphanede bu nedir, ne işe yarar anlatacağımız bilimsel bir akademik altyapı oluşturacağız. Yani her birinin üzerinde bir şey söyleye söyleye, mesela çocuklar çok önemli, nineler en büyük taşıyıcı. Bizim bu nenelerin elindeki o standart reçeteleri konuşuyoruz şimdi çünkü evet. Çok önemli ama ninenin elinde reçete. Torunun aktarması lazım ki bu devam etsin nesiller Doğru. boyu. Nineler ve torunları bir araya getiriyoruz. Bu yemeği yaparken nelere dikkat etmesi lazım? Çocuklara, torunlarına öğretiyoruz. Onlarla ilgili kitaplar, şeyler evet, hazırlanıyor evet. değil mi? Yani çok boyutlu ilgili. Bir mücadele bu. Doğru. Şimdi aslında yaptığınız gerçekten çok önemli. Hem Gaziantep hem Türkiye için. Geçtiğimiz haftada Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı kurdu. Doğru. Ve tam da bu o ajansın yapacağı işte mutlaka tabii ki sizinle de ortak çalışmalar yapacaktır. Bunun dünyaya tanıtımı açısından o ajans çok hızlı bir şekilde yol alacak. Şimdi, dün Cem Kınay buradaydı ajansta yer alan o da anlattı çünkü. Şimdi Sayın Buyurun. Bakanımız işi biliyor. Alanı biliyor çünkü alandan evet, geldiği turizm, için. Evet. İlk bakan olduğunda dedim Sayın Bakanım ne olur bir Fırat'a gelin. Fırat'ı geldik çünkü gelip görünce çok etkileniyorlar. Sonra Kültür Şurası yapıldığında ilk kez yerel yönetimler için Kültür Şurası'na ayrı bir başlık ve gastronomi, gurme turizmiyle ilgili ayrı bir ilk kez oldu bunlar. Evet. Bunlar bir bütünün parçaları. Bakanlık da hem Kültür Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı. Mesela şimdi önümüzdeki ay Dışişleri Bakan Yardımcımız Faruk Bey'in başkanlığında bütün büyükelçilerin ana şeflerini Gaziantep'e getiriyoruz. Ankara'daki bütün büyükelçilerin ana şeflerini. Onlar buraya çok gelecekler güzel. Bize kendi menülerini, bizimkiler de kendi menülerini güzel. Gösterecekler ve birlikte yeni evet. başka bir şey söyleyeceğiz ki bu dünyaya yayılmak açısından da evet. çok önemli. Yani Doğru. herkes sahipleniyor bu işi. Doğru. Gaziantep'te bulunan 500'e yakın yemek çeşidinin 291'i tescil edildi. Evet. Bu nasıl bir süreç oldu bu? Şöyle. Tüm yemekler tescil edilecek mi burada? Nasıl devam şöyle, ediyor mu yani? Ben geldiğimde başkan olduğumda 3 ürünümüz tescilliydi. Bir tanesi baklava sanayi odamız tarafından ilk kez Türkiye'de Avrupa Birliği coğrafi işareti aldı. Hı-hı. İlk kez. Evet. Fakat biz geldikten sonra baktık ki çok sayıda müracaat yapılmış fakat işaret alınmamış. Siz coğrafi işareti almazsanız Yunanlı gidiyor. Bu benim mutfağım diye Doğru, sahip çıkıyor. Tabii. Baklavaya da sahip çıkmaya evet, çalışıyorlardı. O yüzden biz hemen dedik ki sağ olsun Patent Enstitüsü Başkanımız da Habib Bey bu konularda çok başarılı ve ilişkilerimiz çok iyi. Hemen bir gittik dedik ki ya biz ne yapacağımızı bize öğretin. Niye bekliyor bunlar? Biz demek ki bu dili konuşamıyoruz. Reçete nasıl hazırlanır, coğrafi işareti nasıl başvurulur? Hemen eğitici eğitimini aldılar bizi. Kendi birimimizde sırf bu konuya bakan arkadaşlarımızı yetiştirdik. Sonra odalar, borsa, sanayi odası, ticaret odası, esnaf odası hepsi kendisiyle ilgili ürünlerin coğrafi işaretine başvurdu. Şu an 50'ye yakın ürünümüz sırada bekliyor. Bu söylediğiniz işte beyganından yuvalamasının hepsinin coğrafi işaretini aldık. Artık kimse gidip de bu benim ürünüm diyemeyecek. Güzel. Bunları da şimdi statta da dedim ki ben başkana bütün bölgedeki coğrafi işaret alınan ürünlerin de bir lansmanını yapalım. Hı hı. Patent Enstitüsü gelsin. Çünkü Hatay'ın da çok özel. Maraş'ın doğru, da çok doğru, özel. Adıyaman'ın, doğru. Şanlıurfa'nın aldıkları coğrafi işaretler var. Getirin dedik. Hı hı. Hepsi bize güç veriyor. Birlikte güç var. Bir de bölgesel kalkınma. Artık şehir milliyetçiliği de yok.
Şey, onu soracağım. Mesela tabii bir Gaziantep mutfağı vardır, bir Hatay mutfağı vardır. Böyle aradaki rekabet her zaman konuşulur, edilir de. Dayanışma mı var orada yoksa? Ben daha önce herkes kendi şehriyle ilgili başka bir şey. Benimki daha iyiydi diyordu. Ben diyorum ki benimki daha iyi diye bir şey yok. Biz hepimiz biziz. Bütünün parçalarıyız. Bölgesel kalkındığımızda, pasta büyüdüğünde herkese yer var. Sen ben diye didiştiğimizde küçülürüz. Doğru. O yüzden diyorum ki mesela Hatay mutfağına bak, soğuk mezesi bizimkinden çok daha sayısal olarak daha fazla. Fazla, çeşitliliği fazla. Onun tavuğu, tuzlu tavuğu öne çıkarken benim daha çok farklı ürünlerim var. Birbirini tamamlıyor. Birinde farklı bir künefe var, bizimkinde farklı bir künefe var. Farklı lezzet çünkü içindeki peynir farklı. Hatay'ın peyniri farklı, bizim peynirimiz farklı. O zaten lezzeti getiriyor. Beraberinde çeşitliliği arttırıyor. Seninki mi iyi, benimki mi diyene kadar biz hep birlikte bütün dünyayı bunu nasıl ekonomiye dönüştürürüz, bölgesel kalkınmayı nasıl sağlarız? Bu terörle mücadele içinde, uyuşturucuyla mücadele, aklına gelen bütün sorunların koruyucu önleyici tedbiridir. Bu alan. Bu alanı çok iyi büyütmemiz lazım ve birlikte hareket etmemiz lazım. Peynir meselesi de önemli. Türkiye'de gerçekten yerel o kadar çok peynir var ki Gaziantep'te de keza öyle. Ama ne yazık ki onları da çok fazla tanıtamıyoruz. Bırakın yurt dışını, yurt içinde bile son yıllarda mesela. Ya şimdi Kıbrıs'ın hellimi var. Evet. İtalya'nın mozzarella'sı var. Aynen. Vallahi billahi Gaziantep'in bize ait bir keçi sütünden yapılmış peyniri var. Bir aroma var, bir lezzet var. İkisinden daha lezzetli. Nedir adı? Antep peyniri. Ha, Antep peyniri. Antep özel peyniri. Bir adı yok yani. Ama o kadar lezzetli ki salamura yapıldığında, onu sıcak suya koyduğunda, onun tuzsuz haliyle künefenin içine girdiğinde akıyor böyle. Evet. Sıcakta akıyor, bambaşka bir lezzet oluşturuyor. Hı-hı. Dolayısıyla bizim her bir ürünü üzerinden pazarlamamız lazım. Bir ürün üzerinden bir ülke mutfağı çıkıyor ya Allah için. Bizim ben gidip gördükçe de, dünyayı gidip gördükçe de ya Fransa bir peynir ya. Bir peyniriyle bir balığıyla Fransa mutfağı diyor. İnsan kızıyor değil mi? Canım yanıyor. Canım yanıyor. Biz de bundan çok daha fazlası biz niye yapamıyoruz diye. Sadece tabii yeme içme tarih değil, el sanatları da çok önemli. Evet. Gaziantep'te 23 ürüne coğrafi işaret alındı galiba. Onlarla da bahseder misiniz? Şimdi bizim çok eski bir bakırcılar sokağımız var. Evet. Giriyorsunuz. Bizden önce Asım Başkan sağ olsun çok emek harcayacaktı. Oraların restorasyonunda, evet, çok güzel çarşının yaşanmasında, hanlar, hamamlar, çarşılar, şehrin o kültürel dokusunda, tarihi dokusunda büyük bir hayat var. Evet. Şimdi bakırcıların içerisine geliyorsun, bakırcılıklarla ilgili coğrafi işaret nasıl alınır? Kutnu, mesela ben burada Jülide Hanım'a da, Jülide Konukoğlu Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Biz geldik, kutnu diye bizim folklorik bir kıyafetimiz vardı, kumaşımız. Fakat kutnu. Folklorik. Dedik ki ya bu Osmanlı'nın saray kumaşı. Fakat bu folklorik olarak kalması doğru değil. Bunu yaşamın bir parçası yapalım. Buradan başka bir şey yapalım. Bir kutnu tanıtım grubu yaptık. Başına da Adil Başkan'ın, Sanayi Odası Meclis Başkanımız Neşe Jülide Başkan geldi. Buradan bir Kutnia diye ürün çıktı. Kutnia. Bir markalaştı. El tekstilinde şu anda Paris'te moda festivaline katılıyor. Beymen'de artık yer bulabiliyor. Bu ustalar birkaç tane yaşlı usta kalmıştı ve öğretemiyorlardı. Gençler heves etmiyordu. Kutnu nasıl? Çünkü el tezgahıyla üretilmesi gerekiyor. Şimdi Kutnu'yu öğrenmek için gençler heves ediyor. Geliyor, öğreniyorlar. Niye? Ekonomi. Bitirdiği zaman iş bulacak. İşte aynen. Mesela gastronomide de bizim giriş puanları yükseldi. Niye? Çocuk diyor ki ben bitirdiğim zaman iş bulabilirim. Doğru. Pasta büyüyor. Doğru. Bunun gibi el sanatlarında mesela bir Antep işimiz var bizim. Yeni müzemizi Gazi konusunun içerisinde. Ben çocukken de çok yaptım. Tam bir iğneyle kuyu kazmadık. Muhteşem bir sanat. Küçücük iğneyle, küçücük deliklerle karanfilli, marullu, bebek gibi bir sanat eseri çıkarıyoruz. Sanat eseri resmen. Birman dediğimiz bir kumaşın Bursa'dan alınan bir birman üzerinden bir tablo çıkıyor. Bir sanat eseri çıkıyor. Ya bunlar bize ait. Doğru. Ve dünyada olmayan eserler. Şimdi bunların hepsini güncelliyoruz bir de kullanılabilir hale. Mesela bir bulizin etrafına şöyle koyuyoruz. Bir yakaya Antep işi koyuyoruz. Kullanılabilir hale dönüşüyor. Doğru. Kutnia'dan koca bir marka oluştu.
Şimdi mesela bu söylediğim kurutmalık, patlıcan, biber, onlar ince şifonun üzerine bastılar kurutmalıkları. Nasıl güzel. Ya muhteşem güzel, değil mi? Güzelmiş. Her seferinde başka bir şey. Mesela güzel. Manken saçını yaparken bamyalarla örüyor saçını. Güzel, güzel. Bu işin güzel sonu yok. Tabii canım, yaratıcılık. Peki festivalde 12-15 Eylül'de geçen yıl Kenan Doğulu vardı galiba. Evet. Bu sene de yine konserler. Konserlerimiz var. Belli mi isimler falan? Belirledik işte. Yavuz Bey geliyor. Güzel. Ediz geliyor. Güzel, güzel. Bizim kendi yerel sanatçılarımızın hepsi orada. Harikulade. Çok güçlü yerel sanatçılarımız da var. Evet. Peki, sanat müziği, halk müziği hepsi var. Hepsi, özgün müzik hepsi var. Hepsi yer alacak. Peki tabii Gazi, yine tatlı bitirelim meseleyi. Baklava tabii Gaziantep'in en çok öne çıkan ürünü. Fıstık üretimi falan nasıl bu yıl? Bu sene yok yılı. Hı-hı. Bizde bir sene var, bir sene yok. Fakat evet, geçen yıldan ciddi stoğumuz var. Güzel. Biz büyükşehir olarak o yok yılını var yılı yapmak için de özel gübre ürettik, damlama sulamaları. Hayvanlarda şeyde ağaçlardaki aşılamayı artırdık. Erkek ağaç aşısı sayısını evet, artırdık ki aşılamayla birlikte rekor tartsın diye mücadele ediyoruz. Yani geçen yıl ama çok daha rekor temiz yüksekti. Bu yıl biraz yok yılı. Peki üreticiyi destekliyor musunuz bu konuda? Daha fazla yapıyoruz. Fıstık alanları açılsın, daha fazla fıstık yarışmaları yapıyoruz. Fıstık en iyi fıstık günleri. Harika. Çiftçilerimizi çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Geldiğiniz için Sayın Fatma Şahin, çok teşekkürler. Gastroantep için çok önemli işler yapıyorsunuz. Sağ olun. Herkesi bekliyoruz. Evet, 12-15 Eylül tarihlerinde Gaziantep'e. Peki. Şimdi başlamıştır bilet fiyatları evet, falan. Uçak biletleri bulmakta, otobüs biletleri bulmakta zorlanıyordur herhalde. Kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkür size ederim. Harika, yayınlar gerçekten diliyorum. Gerçekten harika iş yapıyorsunuz Gaziantep'i tanıtmak için. Gaziantep'e de çok büyük katkılarınız var. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet, 12-15 Eylül'de Gaziantep'te olacağız. Ben de mutlaka gideceğim. Bekliyorum. Aynen, bir denk düşüreceğim yani yayın sırasında. Bugünün de sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yarın yine 10.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cengiz Semercioğlu'yla sabah sohbetini sundu. Show.